İyi günler arkadaşlar. Projemizde yavaş yavaş veri tabanına girmeye başlıyoruz arkadaşlar. En son halini şu şekilde arkadaşlar. Ufak bir ikonları ekledim arkadaşlar ben. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu şekil. Şuradan grup koyuyorduk ya arkadaşlar. Grup koydum. Ürün cinsi ile ilgili bir ürün cinslerini biz kaydedeceğimiz için yeni bir sayfa yaptım onunla ilgili. Daha doğrusu yaptığımız sayfayı verileri koydum. Grup koydum iki tane. Bir tane şurada, bir tanesi burada. Text box. Bir tane de data grid. Şu. Kaydet ürünümüzü göster. Şimdi arkadaşlar tablo oluşturalım arkadaşlar. İlk başta bir create table, create database, oluşturalım. Bunu Ebu Bekir alttan dire stock dire takip stock takip database'ini oluşturduk arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Sonra ise arkadaşlar bütün hepsine kademe kademe gideceğiz arkadaşlar. İlk başta işlemlerden, yani kullanıcı girişinde kullanıcı adı, şifre var. Bunun için de tabii ki admin bilgileri neydik? Kullanıcı bilgileri, şifre işlemleri, kullanıcı şifre işlemleri ne varmış? İlk başıma bakalım. User administrator mesela yapabiliriz ilk başta. Şunu kapatalım. Create table user diyelim, yani kullanıcılar. İlk başta integer id verelim, integer primary key olsun, identity olsun, yani birden 1, 2, 3 vesaire artırsın. Create table user. Users diyeyim de hata vermemiz lazım. Name'i master reis. Users olmadı tabii ki. Şunu silelim. Okay. ID verdik sadece çünkü. Users'tan kullanıcı adı, şifre arkadaşlar. Şimdi ID verdik. Sonra k alttan tire adi öner çağır. kullanacağı 100'den fazla olmasın mesela. Bir de bunun olsun. Böyle olmasın. Tamam. Kullanıcı 0'e. Bu da enver çağrılsın arkadaşlar. Bu da 50 karakterden fazla olmasın. Sonra ise arkadaşlar bu kadar. Execute yaptığımızda successfully complete, güncelle dediğimizde tabloyu güncelleyelim. User geldi. Aynı bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra create table administratör diyelim. Bu ise yetkili kullanıcı admin şifre işleminde aynı, o da kullanıcı adı şifre alıyor arkadaşlar. Kullanıcı adı şifresi. Fakat bunda ise arkadaşlar primary key identity yetkilendirmeyi de yapacağız arkadaşlar burada. Onun için şöyle yapalım. Yine kullanıcı adı ve şifresi olsun. Ömer Çağır 100'e %50. Bu da aynı olsun arkadaşlar. Fakat burada kullanıcı adından türü kullanıcı olmasın da admin olsun. Admin adından türü yetki diyelim. Buna şimdi 0-1 yapacağımız için arkadaşlar 0-1-2 vesaire 2 tane yetki vereceğim için integer vermiyorum arkadaşlar. Integer büyük. Byte verelim. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bit'i kullanacağız arkadaşlar. Bit değeri 0 veya 1 olarak değer alır. Yetki olarak fazla olursunuz arkadaşlar. Tinit, integer vesaire kullanabilirsiniz. Ben şu an bunu kullanıyorum. Execute diyelim. User de geldi. Şimdi user'ın daisinkine gelelim arkadaşlar. Kullanıcı alttan türü yetki diyelim arkadaşlar. Sonra bit diyelim şu anda ve s'leyelim, Ctrl S diyelim. Şuraya da kullanıcı alttan türü yetki bit Şimdi arkadaşlar bunu Kaydedeceğimiz yer projemizin içi olacak. Belgelerim, doküment 2012 bende project takibi bükür. Kayıtlar diye kaydedebiliriz. İptal edelim. Şunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar her iki tabloyu oluşturduk. Şimdi gelelim diğerlerine. Bu önceki işin sonu yapıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı yaptıktan sonra arkadaşlar yukarıdan itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunu sonraki derste göstereceğim arkadaşlar.